uzun bir geçmişle, efsanelerle, yaşanmışlıklarla meydana gelir. Masal ülkeler, kentler, dünyanın herhangi bir yerinde başka bir ülkeye, kente benzememesiyle eşsiz değil. Adalar ülkesi Malta, bu masal ülkelerden biri. Malta görkemini ve zenginliğini tarihin bir döneminde şehirleri yeni baştan inşa eden ve savunma yapan ve çok uzun yıllar varlığını sürdüren şövalyelere borçludur. I am the curator of Palazzo Falson Historic House Museum, which is sited in Imdina, the old capital city of Malta. This is a very important building because it is one of the oldest homes that survives in Malta. It is around 800 years old. And apart from that, we know who its previous residents were, and they were important people. We know that the Grand Master Lila Dam was placed in this house, was hosted in this house for a number of days in 1530. But later on, in the early 20th century, the property was bought by Captain Olof Fredrik Golsche, who was of Swedish descent. And he was an artist and an art collector. And he collected all these beautiful artifacts that we see now on display in this museum. Malta'nın eski başkenti Midina'nın geçmişi 4000 yıl öncesine dayanıyor. Tarihte ilk kez bu şehri Fenikeliler kullanıyor. Şehirde kendinizi başka bir döneme gönderilmiş gibi hissediyorsunuz. Yüksek bir tepenin üstüne kurulu bu yer, eteklerinde mimarisi güçlü binaları, etrafını çevirmiş savaşların etkisini kırmaya çalışan surlarıyla geçmişi, küçük kasabalarıyla, taş köşeli dar sokaklarıyla şimdiyi anlatır. Her kent kendine özgü küçük sürprizler barındırır içinde. Kimi doğal güzelliğini sunar konuklarına, kimi tarihini. Midina'da ateşin yardımıyla cam işçiliği şehrin unutulmazları arasındadır. Görülmeden geçilmeyecek bir yer. İnce işçilik, yaratıcılık, renkler, hayal gücüyle ustanın dokunuşları, birbirinden farklı desenleri ve parçaları meydana getirir. Müzik
tam haptek elwir o fitwa osef taina tabeb. Well, Malta has a very, very long history. Malta is situated in the central Mediterranean with very fine harbors. And behind me, this grand harbor is what really shaped our history. Everybody, all the civilizations of the Mediterranean came here because who controlled the central Mediterranean really had to be here in Malta. Malta has been influenced by so many civilizations. You can start with the Phoenicians, the Carthaginians, the Romans, the Arabs were here, but maybe the people who really shaped this place were the Knights of Malta, who came in 1530 and who remained here for 268 years until 1798. The British took over then from 1800 to 1964. And whatever you see around me here in the harbor, this is the result of all this history. Malta is made up of five islands. Malta, which is the largest. Then, of course, Gozo, with a population of 40,000 people. Then Comino, there is a hotel in Comino, and it is used mostly in summer. Cominotto is very popular because of a lovely beach called Blue Lagoon, and Filfla Island, which the people can see when they come to Malta by plane. It is a non-inhabited island. Dünyanın en eski coğrafyalarından biri olan bu ülkenin eşsizliği, uzun kumsallarıyla, denizin mavisi, kıyıya vuran hırçın ama her biri sanki geçmişten izler bırakmaya çalışan dalgalarıyla oluşur. Güney Avrupa'nın adalar ülkesi Malta, başka coğrafyalardan gelecek konuklar için limanları, koyları, deniz ulaşımı, altın kadar değerli kumsaldaki kum taneleriyle önemli turizm merkezlerindendir. Gökyüzünden seyrine doyamadığımız bu ülke, küçük balıkçı tekneleri, hala berraklığını koruyabilen temiz suları sayesinde dalış turizmi için de güzel imkanlar sunar Akdeniz'i sevenlere. Kıyılarda oluşan yüzlerce yıllık yüksek kaya parçalarının ihtişamı, ülkede hiç akarsu ve dağ bulunmamasına inat, tüm ihtişamıyla insanlara ve gemilere selam durur. Yeşilin ve mavinin her tonu devasa kayalıkların gölgesinde sarının tonlarıyla buluşarak rüya gibi bir görüntü oluşturur ve siz bu rüyanın bitmemesini dileyerek masanıza kaldığınız yerden devam edersiniz. Akdeniz'in kalbi Malta, Gozo ve Comino olmak üzere üç büyük adadan oluşur.
Malta'nın kuzeyinde kardeş adası Gozo, topraklarının büyük bir kısmında tarım yapılan Malta'nın dörtte biri büyüklüğünde ve her mevsim kalınabilecek bir ada. Bir ülke sadece coğrafi konumu, turizmi, kültürü, beşeri özellikleriyle, tarihiyle var olmaz elbette. Bu damarlardan beslenir ve benliğini içinde barındırdığı zenginliklerle oluşturur. UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan Gantija tapınakları, Malta'da bulunan zenginliklerden. Gantija tapınakları, yüzlerce yıllık geçmişe sahip bu kompleks, dünyanın en eski dini yapılarından biri. Denizle bütünleşmiş ülke Malta, eşsizliğini barındırdığı doğal güzellikleri sayesinde kendinden emin bir duruşla, hoyratlıktan uzak, sahip olduğu güzellikleri koruyarak dünden bugüne kapılarını konuklarına açmaya devam ediyor. Dakikalar, saatler geride kalıyor, zaman ilerliyor ve ülke yeni bir güne uyanıyor. Kentin başka bir büyüsü olan tuz, sağlık için kullanılmak üzere bin bir emekle toplandıktan sonra şifa dağıtmak için bekliyor. Görülmesi gereken doğa harikalarından biri de Azure Window. Türkçe'ye mavi pencere olarak çevirebileceğimiz bu yer, her dalganın bir sanat eseri yaratmaya çalışması gibi işlenmiş ve dünyanın her yerinden gelen misafirler için nefes alabilecekleri bir durak oluşturmuş. Geniş deniz mağaralarını içinde barındıran Blue Grotto ise diğer doğa harikası. Mavinin her tonu, yüksek kayalıklar, farklı boyuttaki mağaralar gizemli güzelliğiyle, yıllanmışlığıyla keşfedilmeyi bekliyor. Sürprizlerle dolu ülkeden bir tablo Papay Village. Renkli, küçük evleriyle suyun kıyısında bir film platosu. Geçmişe götürüyor sizi bu yer, 1980 yılını. Ünlü yönetmen Robert Altman'ın çekip
başrolünü Robin Williams'ın oynadığı müzikalin seti olarak yapılmış bu renkli mekan, set içerisindeki yapıların korunmasıyla günümüze ulaşmış. Temiz suları, kuvvetli dalgalarıyla denizi sevenlere saklı kalmış cenneti sunan bu adalar ülkesinde, taşın, surların, ülkenin rengi sarının güzelliğini kumsallardaki kum tanelerinde görüp bir kez daha Malta'ya hayran oluyorsunuz. Malta'nın başkenti Valletta, masal ülkeyi yaşamaya ve keşfetmeye başlamanın ilk duraklarından biri. 16. yüzyılda inşa edilen bu başkent, korunarak varlığını bugüne kadar sürdürebilmiş. İlk bölümde, benzersiz ülkelerden, kentlerden, öykülerden biri olarak tanımladığımız bu ülkede Valletta, şehrin belli kısımlarını gezdiren faytonları, tarihi taş evlerinde renklerin yapılara kazandırdığı canlılığı, büyüleyici mimari yapılarıyla benzersiz bir deneyim sunuyor. Da sick little heart in hope for sewa lil jaratana lom tal poesia lil sinta hali donim li bilalewa lil chensa hili isa alenia In hope is yet little ohra il tajewa lianda fema das latsa awia litaf tirba uta felil ledewa sultana ta alb kibira wo matliya is da Masalların bir sonu vardır mutlaka. İçinde coşkusu, merakı, gizemi. Anlatılacak başka insanlar bekler, yeni duraklar, değişir belki dilden dile, aktarılırken değiştirir. Masal ülkede gün yavaş yavaş sona eriyor. Ancak sarı renkli ada Malta'yı önceki günden iyi göstermek, anlatılmayı bekleyen masalına ışık olmak için yarın daha güzel doğmak üzere.